Bugünkü konumuz açılarına göre üçgen çeşitleri. Şimdi bunların tanımlarını beraber inceleyelim. Açılarına göre üçgenler. Bir, dar açılı üçgen. Bütün iç açılarının ölçüsü dar açı olan üçgenlere dar açılı üçgen denir. Yani üç tane açının üçü de dar açı olacak. Dik açılı üçgen ise iç açılarından bir tanesi dik açı olacak. Yani 90 derece olacak. Diğerleri dar açı olacak. Böyle üçgenlere dik açılı üçgen denir. Geniş açılı üçgen ise iç açılarından bir tanesi geniş açı olacak. Diğerleri dar açı olacak. İşte böyle üçgenlere de geniş açılı üçgenler denir. Şimdi arkadaşlar beraber bu tanımdan sonra tanım çok kolay farkındaysanız değil mi? Bundan sonra diğer örneklerimizi inceleyelim. Aşağıda verilen üçgenlerin çeşitlerini açılarına göre belirleyelim. Şimdi bakıyoruz çocuklar. Bir tane açısı verildiyse bize ne yaparız hemen? 150 derece. 150 derece 90 derece ile 180 derece arasında olduğu için bu üçgen geniş açılı üçgendir. Geniş açılı üçgendir. Diğer örneğimizi inceleyelim. Bir tane açısı 90 derece ise nasıl üçgen diyorduk? Dik açılı üçgen. Dik açılı üçgen. Evet. Diğer örneğimize geçelim. Bakıyoruz çocuklar. 3 tane açısı da 90 dereceden küçük, değil mi? O zaman bu üçgene ne diyeceğiz? Dar açılı üçgen. Diğer örneğimize bakalım. Hemen yanımıza alıp büyütelim. Bakın çocuklar, bir tane açısı geniş açı olduğu için üçgenimizin ismi geniş açılı üçgen. Evet. Diğer örneklerimize bakalım. Bakın çocuklar, üç tane açısı da birbirine eşit ve 60 derece. Yani aslında üçü de dar açı, değil mi? 90 dereceden küçük olduğu için üçgenin adı dar açılı üçgen. Evet, bir tane açısı bakın 90 dereceden büyük olduğu için Üçgenimizin adı nedir? Geniş açılı üçgen. Evet. Örneklerimiz bu şekilde çok basit. Devam edelim. Bakın bir tane açısı 90 derece olduğu için dik açılı üçgen. Devam ediyorum. Bakın çocuklar, üç açısı da 90'dan küçük, 90'dan küçük, 90'dan küçük olduğu için dar açılı üçgen. Evet. Gördüğünüz üzere çocuklar tanımımızı yaptık, değil mi? Hemen bir toparlayalım. Tanımımızı yaptık, üçgenlerimizin örneklerimizi inceledik. Evet. Diğer sayfaya geçelim. Bu da çocuklar Diğeri açılarına göre üçgendi. Bu da kenarlarına göre üçgen. Biraz önce üçgenler hakkında konuşurken hep açılarına bakmıştık. Şimdi de üçgeni incelerken kenarlarını inceleyeceğiz. Şimdi bir. Çeşit kenar üçgen. Her kenarı yani üç kenarı da farklı uzunlukta olan üçgenlere çeşit kenar üçgen denir. Yani hepsi birbirinden farklı olacak. İkiz kenar üçgen. İki kenarı aynı uzunlukta olan üçgenlere ikiz kenar üçgen denir. İki kenarı aynı olacak. Ve çocuklar burada şuna dikkat edeceksiniz. Burası çok önemli. Bakın altını çiziyorum. Aynı uzunluktaki aynı uzunluktaki kenarların karşılarındaki açıların ölçüleri eşittir. Evet. Yani demek ki iki kenar eşitse karşısındaki açılar da eşit olacak. Eşkenar üçgende ise her kenarı aynı uzunlukta olan üçgenlere eşkenar üçgen denir. Yani üç kenar da eşit olacak. Çocuklar burada eşkenar üçgenin çok önemli bir özelliği var. Onun altını da kırmızıyla çizelim. Bakın. Eşkenar üçgenin her açısının ölçüsü 60 derecedir. Bu çok çıkar çocuklar ama siz de merak etmeyin. Bunu zamanla yerleştirirsiniz aklınıza. Evet. Şimdi üçgenler hakkında konuşalım. Diyor ki: "Aşağıda verilen üçgenlerin çeşitlerini kenarlarına göre belirleyin." Bakın çocuklar, bu bazen yazılda çıkıyor böyle şeyler veya okulistikle deneme sınavlarında. Öğrenci soruyu okumuyor. Bakın kenarlarına göre diyor. Yani açılarına bakmayacaksınız şu anda. Kenarlarına bakacaksınız. Bakın iki kenarı da eşit olduğu için nasıl üçgendir? İkiz kenar üçgen. Bakalım. Bütün kenarları birbirine eşit. Bakın 10 10 10. Ne diyeceğiz? Eş kenar üçgen. Buraya bakıyorum 10, 11, 12 bambaşka değil mi? Hepsi de çeşit çeşit. Adı üzerinde bakın çeşit çeşit. Çeşit, kenar, üçgen. gen. Devam ediyorum. Bakın çok basit. Hemen diğer örneğimize geçelim. Tahtayı silelim hatta. Evet bakıyorum. 6, 6 ve 11. Bakın ikiz kenar. Çocuklar genelde şöyle yapılır ikiz kenarlar. İki çift çizgi konulur bu. İkisinin de eşit olduğu anlamına gelir. Hemen adını yazıyorum. İkiz kenar üç, Gen. Evet buraya bakalım. 6, 8, 10. Çeşit çeşit değil mi? Adı üzerinde evet. Çeşit kenar üçgen. Devam ediyorum. Bakalım. 13, 13, 10. Yani ikiz değil mi? Hemen ikizleri şöyle yapalım. İkiz kenar üçgen. Evet bakın. Geri çekelim. şöyle bir bakalım. İkiz kenar üçgen. Çeşit kenar, ikiz kenar üçgen. Diğer örneğimizi inceleyelim. Evet. Bakın. Üç kenar da birbirinden farklı olduğu için çeşit kenar üçgen üç kenarı da birbirine eşit bakın çocuklar beş 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 eş kenar üç gen. evet son örneğimiz iki kenarı birbirine eşit iki santim son kenarı farklı 2 kenar üçgen evet bu da bizim isimlerle ilgili son örneğimizdi Şimdi diyor ki bize çocuklar aşağıda verilen noktalı kağıttaki üçgen çeşitlerini açılarına ve kenarlarına göre belirleyin. Bakın çocuklar işte burada dikkat edeceğiz. Burada diyor ki hem açısına bak hem kenarına bak ondan sonra üçgenin ismini söyle diyor. Şimdi tek tek inceleyeceğiz. Bakın her birini farklı bir renkle inceleyelim. Şimdi önce e, açısını zaten görüyorum değil mi? Bakın 90 derece. Burada 90 dereceyi gördüm. Yani demek ki bu dik üçgen. Açısına göre dik üçgen. Ama kenarına göre nasıl? 1, 2 biliyorsunuz bunları nasıl saydığımızı. 3, 4, 5, 6. Bu kenar 6 cm. 6 birim. Burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası da 6. Demek ki bu hem ikiz kenar hem de dik üçgen. İsmini yazalım. İkiz kenar dik üçgen. Evet, bunu yazdık. Bu güzel. Bitti. Diğerine bakalım şimdi. Bakın çocuklar, 90 dereceyi gördünüz mü? Evet. Demek ki bu nasıl bir üçgen? Dik üçgen. Kenarlarını sayıyorum. 1 2 3 4. 1 2 3. Bakın birisi 3, birisi 4. Hatta şöyle yazalım. Burası da ondan büyük. Yani üç kenarı da farklı, değil mi? Bu çocuklar dik açılı ama nasıl bir üçgen? Çeşit kenar üçgen çeşit kenar üçgen. Dik açılı çeşit kenar üçgen. Gelelim şimdi bu minik üçgene. Bakın çocuklar kenarlarına dikkat edin. Bakın bu bu kenar bu şekilde dikkat edin. Tam bir ölçü yani normal alttakini bakın sayabiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğerine bakın. Şimdi bunun hangi kutu içinde olduğunu ben size buna derste göstermiştim. Bakın bu kenar hangi kutu içerisinde? 3 ve 4 birimlik kutu içerisinde. Ben bunu size derste öğretmiştim değil mi çocuklar? Diğerini inceleyelim. Bakın bunu da farklı bir renkte göstereyim. Sarıyla yapalım. Bu da gene 3'e 4 birimlik bir kutu içerisinde. Yani demek ki bu iki kenarlar aslında ikiz kenar. Demek ki Demek ki bu çocuklar ismini yazalım bu açı, bu şeklimizin de ikiz kenar ve dar açılı. Hemen altına yazalım. İ, i̇kiz kenar dar açılı üçgen. Şurayı birazcık daha genişleteceğim çocuklar sizin için daha rahat görün diye dar açılı bakın yazıyorum dar açılı ikiz kenar üçgen Evet çocuklar son örneğimiz bakın burada görüyorsunuz. Bir kere şu açı geniş açı değil mi? Neden? 90 dereceden bakın 90 dereceden büyük olduğu için geniş açı. Bir kere isminde geniş açı olacak değil mi? Kenarlarını da inceleyelim bakın. Bu geniş açılı bir üçgen. Kenarları 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet buraya bakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. Yani ne oldu şimdi? Burası 6, burası 5. E burası daha büyük onlardan. Demek ki bu aslında geniş açılı çeşit kenar üçgen. Bakın şuraya yazalım. Geniş açılı çeşit kenar üçgen. Üçgen. İsimleri okuyabiliyorsunuz değil mi? Bakın mavi bu üçgene ait. Burası buna ait. Kırmızı ve geniş açılı çeşit kenar üçgen. Evet çocuklar aslında zor değil. Sadece dikkat edeceksiniz. Yani eğer kenarlarına göre diyorsa kenarlarına bakacaksınız. Hem kenarlarına hem açılarına göre diyorsa ikisine birden bakacaksınız çocuklar. Evet şimdi tahtamızı temizleyip yeni bir sayfa açalım. Evet. Devam ediyoruz. Bakın bu da çok zevkli bir soru. Hemen diyor ki bize yanda verilen, aşağıda verilen bilgilere göre üçgenlerin çeşitlerini belirleyin diyor. Şimdi üçgenlerin çeşitlerini belirleyin diyor. 3, 4, 5 çeşit kenar mı, ikizkenar kenar mı, eş kenar mı? Ben hemen diyorum ki bakıyorum sayılara çeşit çeşit değil mi bu sayılar adı üzerinde? Üçü de farklı olduğu için ne diyorum? Çeşit kenar bir üçgen. Bakıyorum 4, 6 ve 4. 2 tane 4 olduğu için ikiz kenar bir üçgendir diyorum. Üçü birbirine eşit olduğu için 5 santimetre, 5 santimetre, 5 santimetre olduğu için de eşkenar üçgen diyorum. Devam ediyorum. Birazcık daha büyütelim. Bakın, 6 santim, 6 santim ve 10 santim olduğu için yalnız yukarıyı görmemiz lazım. Hemen yapalım. 6 santim, 6 santim ve 10 santim olduğu için ikiz kenar bir üçgendir. Devam ediyorum. 5, 12, 13. Bakın çeşit çeşit. Her biri farklı bir sayı olduğu için çeşit kenar üçgen. 5, 4, 4. İkiz kenar. Bakın görüyorsunuz ikisi ikiz kenar bir üçgen. Evet çocuklar, demek ki kenarlarını verdiği için ben kenarlarına göre bunları rahatlıkla söyleyebildim. Şimdi bakın diğer soruda açılarına göre bana bilgi vermiş. Diyor ki 3 açısı da eşit olan üçgen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın 3'ü de 60. Çocuklar üçü de dar açı olduğu için dar açılı üçgendir. 83, 67, 30. 3'ü de 90 dereceden küçük olduğu için dar açılı üçgendir. 55, 70 ve 55. üçü de 90 dereceden küçük olduğu için dar açılı üçgendir. 30, 60 ve 90. Bakın bir tane içinde 90 derece olduğu için dik açılı üçgendir. 75, 5 ve 100. Bir tane açısı geniş açı yani 90 ile 180 arasında bir sayı olduğu için geniş açılı bir üçgendir. Evet devam edelim. Bu da çok güzel bir örnekti bence. Yani önce neye göre inceledik? Kenarlarına göre sonra açılarına göre inceledik. Bunları çocuklar siz kendiniz sonra tekrar bence ee, cevapları kapatıp kendi kendinize yapabilirsiniz. Evet çocuklar, bu örnekte de bizden aşağıda verilen üçgenlerden hangilerinin çizilebileceğini belirleyelim diyor. Ben bu örnekte size bir iki tane bırakacağım, yapacağım. Diğerlerini size bırakacağım. Siz kendiniz evde, hatta daha zevkli bir şekilde çizebilirsiniz. Mesela diyor ki burada e, atıyorum işte e, dik açılı üçgen çizebilir misin diyor dik açılı bir üçgen çizilebilir mi diyor. Bunlardan bakalım hangisi çizilebilir diyor. Dik açılı çeşit kenar bir üçgen çizebilir miyiz çocuklar? Yani 90 derece olacak bakın. Hemen kalemimi alayım. Açısı 90 derece olacak. Evet bakın yapayım şöyle. Kenarları ama çeşit kenar olsun. Bakın hemen şöyle yapıyorum. Bakın birleştirdim. Şimdi sayalım. Burada şimdi ben hepsini çizmeye kalkarsam burada zaten dolacak. Küçük çizdiğinde de rahat göremezsiniz. Ben size bir tane iki tane yapacağım. Diğerlerini kendiniz çizeceksiniz. Bakın beraber sayalım. 90 mı? 90. Çeşit kenar mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kenarlı. Bakın 10. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın altı kenarlı. Yani hem dik açılı hem çeşit kenar bir üçgen çizmeyi başardım. Bilmiyorum, burası da zaten farklıdır diğer ikisinden. Evet çocuklar. Bir tane daha çizelim. Geniş açılı ikiz kenar bir üçgen çizelim. Geniş açı olsun hem de ikiz kenar olsun. Bakın bunu nasıl yapalım? Şu şekilde önce bir geniş dediği için şöyle geniş bir taban yapalım. İkiz kenar yapmaya çalışalım bunu. Bence şöyle tam. Bir, bakın bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. Tam on dört, üç, altı ve yedi. Tam şuraya kadar getirelim. Bakın şöyle minicik size bir üçgen yapacağım. Evet, bakın ikiz kenar ve geniş açılı bir üçgen oldu. Diğerlerinde çocuklar siz ikiz kenar ve geniş açılı şöyle yapalım. Diğerlerinde siz buradaki kağıdımıza büyük bir zevkle renkli kalemlerinizi kullanarak çizebilirsiniz çocuklar. Evet.